Değerli dostlarım size buzağlarda ıkınmadan söz edeceğim. Buzağların ıkınması hayvanı olduğu gibi sahiplerini de çok üzen bir durumdur. Sorunun çözümü için öncelikle doğru teşhis ve ona göre tedavi yapmak gerekir. Çünkü ıkınma bir belirtidir. ıkınma birçok hastalığın ya da bozukluğun belirtisi olarak görülür. Hiçbir zaman tek başına bir belirti değildir. Başka belirtilerle birlikte ortaya çıkan ve diğer belirtilerle birlikte değerlendirildiğinde doğru teşhis konulabilecek bir durumdur. Yeni doğmuş bir buzada ıkınma gözleniyorsa derhal arkasına bakmak gerekir. Doğmasal anormallik olarak bazen dışkı deliği şekillenmiyor, Atrezyani ani diyoruz bu olaya. Bu yönden durum kontrol edilmeli. Böyle bir anormalliğin çözümü cerrahidir. ve hekim cerrahi yöntemle anüsü açabilir. Kılma belirtisiyle karşımıza çıkabilecek hastalıklar koksidiyoz, nekrotik bağırsak hastalığı, kurşun zehirlenmesi, kripto enfeksiyonu, tetanoz, salmonellozis, kış isali, karaciğer kelebekleri, karaciğer absesiyle kombine sarılık, karaciğer bozukluğu ile ilgili beyin hasarı yani hepatik ensefalopati, böbrek yangısı, rektumun tahriş olması, kanlı bağırsak hastalığı, aşırı miktarlarda bağırsak kurdu istilası, özellikle kahverengi kurt denilen östertagiyaların bağırsakta bulunması, kabızlık. Bunlar ıkınma belirtisiyle karşımıza çıkabilirler. Görüldüğü gibi ıkınma bize birçok hastalığı işaret etmektedir başka belirtilerle ve gerekirse laboratuvar muayeneleriyle birleştirilerek teşhise gidilmelidir. Yukarıdaki kınma ile seyreden hastalıkları kısaca gözden geçirelim. Koksidyoz ve kripto bağırsaktaki protozoan parazitlerdir. Koksidyozda kınma koyu renk dışkı, kanlı ishal ve susuzluk belirtileriyle birliktedir. Tetanoz akılda bulundurulmalıdır. Buzalarda göbek kordonunun dezenfekte edilmemesi sonucunda ortaya çıkabilir. Hepatik ensefalopati, karaciğerin hasarı ve buna bağlı olarak temizleme görevini yapamaması sonucunda zararlı artıkların özellikle amonyağın kara karışarak beyne ulaşması ile birlikte olan bir bozukluktur. Ikınma sinirsel belirtilerle saldırganlık ve körlükle birlikte olabilir. Nekrotik bağırsak yangısı yani nekrotik enteritis Eşerşekol ile Clostridium perfringens mikroorganizmalarının birlikte oluşturduğu bir enfeksiyondur. Çok kesin olmamakla birlikte etkenlerin bu iki mikroorganizma olduğu tahmin edilmektedir. Atık akülerle temas eden hayvanlarda kurşun zehirlenmesi olabileceği akılda tutulmalıdır. Kanlı bağırsak hastalığında küflü yem veya silajdan gelen toksinlerle Clostridium perfringensin beraberce hastalık yapabileceği unutulmamalıdır. Ikınma diğer belirtiler de göz önüne alınıp kesin teşhis konulduğunda uygun tedaviyle giderilebilir.